Aman Allah'ım, bu sorularda nereden çıktı diyorsanız demeyin, çünkü bu soru sizlere her an altın kazandırabilir, hem de Akbaş Kuyumculuk'tan. Şimdi hep birlikte Doğu Sıra'ya döneceğiz ve Burak Gülşen'in bu hafta Akbaş Kuyumculuğun hediyelerini nasıl dağıttığını izleyeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, Akbaş Kuyumculuk her hafta altın dağıtıyor. İşte o altını dağıtan da bendeniz Burak Gülşen. Her an her yerde karşınıza çıkabilirim ve kameralarımız yerlerini aldı. Akbaş Kuyumculuk turumuz başlıyor. Pardon, Türk müsünüz? Birkaç tane soru sorabilir miyim? Anket yapıyoruz çünkü. Eğer vaktiniz varsa. Öyle mi? Bu olimpiyatlarla ilgili zaten anketi yapıyoruz. Dönmeden pişen döner üretmişler. İsmi dönmez olarak değiştirilsin mi? Değiştirilsin. Değiştirilsin diyorsunuz, tamam. Eyfel Kulesi'nin altında gece yarısı kaçak eşek eti kesen bir vatandaşımız için Dünya Sağlık Örgütleri üstün başarı ödülü vermeye hazırlanıyorlar. Destekler misiniz? Kesinlikle hayır. Hayır. Bu arada olimpiyatları biliyorsunuz, o halkalar, kaç tane halka vardı onu hatırlıyor musunuz? Olimpiyatlarda 6 ya da 8 diyorsunuz, anladım. Hatırlamıyorum. Tamam, son sorumuz o zaman. Hamamda yaşaması gereken hamam böcekleri evimizi istila ettiklerinde hamam böcekleriyle mücadele etmek için Go Home yazılı pankartlar açarsak hamama geri dönerler mi? Dönmez. Dönmez, tamam. Pekala, az önce size soru sordum. Eğer doğru bilseydiniz Akbaş Kuyumculuk'tan altın kazanacaktınız. Şu anda gizli kameradasınız. Anket yapıyoruz da bu olimpiyatlarla ilgili. Olimpiyatlarda kaç tane halka var biliyorsunuz değil mi? Olimpiyat amblemini biliyorsunuz. Halkalar var. Kaç tane var hatırlıyor musun? 5 tane. Şimdi dönmeden pişen döner üretmişler. İsmi dönmez olarak değiştirilmeli mi? Çünkü neymiş efendim? Dönerin başı dönüyormuş. Avrupa Birliği yeni kurallar getiriyor şimdi. Neymiş efendim? Adı değişecek. Dönmez olsun. Dönmesin. Bu hayvan haklarına aykırıymış. Yani destekliyor musun? Bu arada o Kayserilerin de meşhur bir, neydi o? Kangal sütü diyorsun, anladım. Eyvallah. Az önce sana soruları sordum ama doğru bilemedim bir tanesini. Bilseydin Akbaş Kuyumculuk'tan altın kazanacaktın. Şu anda gizli kameradasınız. Ve diğer kameramız da şurada. El sallarsanız arkadaşlar. Yarışma heyecanı Londra sokaklarında tam hız devam ederken kısa bir ara veriyoruz. Hemen Mustafa Bey'e döneceğiz yeniden. Yeniden merhabalar Mustafa Bey, işler nasıl? Hoş geldiniz tekrar. İşlerimiz bayağı güzel. Yoğun ilgiden dolayı bayağı bir memnunuz. O yüzden de işte böyle her hafta olduğu gibi altınlarımızı dağıtıyoruz. Bir taraftan yarışma şu sıralarda devam ediyor. Burak Gülşen altınları dağıtıyor Akbaş Kuyumculuğun. Evet, Akbaş Kuyumculuk her an her yerde karşınıza çıkabilir. Ve Londraların Akbaş Kuyumculuğa göstermiş olduğu ilgiden dolayı bu Akbaş Kuyumculuk tarafından küçük bir hediyedir. İsterseniz bu haftanın ürünlerine bakalım birlikte. Neler var bu hafta? Evet, bu hafta çeyrek altınlarımız ve reşat altınlarımız var. Yanı sıra beyaz altın bir setimiz var. 14 ayar setimiz var. En çok ilgi gösterdiğimiz konulardan biri Türkiye'li olarak galiba küçük altınlar, çeyrek altınlar, büyük altınlar. Evet, hediye dediğimizde ilk önce lira aklımıza geliyor. O görmüş olduğunuz liralar düğünlerde takılıyor. Çocuk görmelerinde takılıyor. Ve bunun yanı sıra yatırım amaçlı içinde düşünenler var. Yatırım amaçlı da düşünenler var diyorsunuz. Peki burada görmüş olduğumuz farkı ne buradakilerden? Burada şimdi şu an şu görmüş olduklarımız küçük çeyrek altın dediklerimiz. Ve bu reşat altın. Bu reşat altın tam dediğimiz reşat altın. Ve o çeyrek de dörtte biri. Peki o zaman biraz da buradaki ortadaki setten bahsedelim. Evet, o setimiz 14 ayar. Orada küpelerimiz, bileklik ve kolyemiz var. Bu takı bayanların güzelliğine güzellik katacak bir setimiz. Ve bu setimizin yanında 14 ayar beyaz altın bir yine setimiz var. Bu setimiz yine aynı zamanda günlük takabileceğiniz yine bir set olabilir. Gelinliğinin üzerinde çok güzel takılabileceğiniz bir set olabilir. Taşlı ve bu taşlar bildiğiniz gibi son zamanlarda bayağı moda. Taşsız olduğu zaman zaten fazla bir dizaynı göremiyorsunuz. Taş olduğu zaman daha bir estetik duruyor. Böylelikle haftanın ürünlerini tanımış olduk. Akbaş Kuyumculuğun sizlere tavsiyeleri bunlardı. Ancak
Londra sokaklarında yarışma tam heyecanıyla devam ediyor. Şimdi Burak'a dönüyoruz. Anket yapıyoruz, eğer vaktiniz varsa 3 tane soru soracağım. Tamam. Dönmeden pişen döner üretmişler, ismi dönmez olarak değiştirilmeli mi? Sonuçta bu bizim kültürümüze ait bir yemek, biliyorsunuz. Ve ciddi ciddi biliyorsunuz, bu kokoreçleri falan da Avrupa Birliği istemiyor, sakatatları. Şimdi dönerin adını dönmez olarak değiştirmek istiyorlarmış. Neymiş efendim? Avrupa Birliği kurallarına uygun değilmiş. Niye dönüyor? Dönmeden yap, döndürmeden yapın diyorlar. Değişmemesi lazım. Tamam. Bu arada olimpiyatlar da geliyor biliyorsunuz. 2012'de. Kaç tane halka var onu hatırlıyorsunuz değil mi? 5. 5 tane, doğru. Hamamda yaşaması gereken hamam böcekleri evimizi istila ettiklerinde hamam böcekleriyle mücadele etmek için Go Home yazılı pankartlar açarsak hamama geri dönerler mi? Dönmezler diyorsunuz, tamam. Bir de bu şimdi dönerden falan bahsettik, o Kayseri'ye has meşhur bir şey vardı. Sucuk gibi bir şey, neydi o? Pastırma. Ha, pastırma. Bir de işte yani şimdi sevgilimizle romantizm yaşamaya çalışıyoruz, o duvara böyle gömülü odun modun falan yakılıyoruz ya. Ha, şömine işte orada tam böyle şey muhabbeti yapacağız, böyle romantik bir ortam. Sorular nasıl? Güzel geldi mi? Bir acayip ama. Acayip mi? Ama sen şu anda Akbaş Kuyumculuk'tan altın kazandın. Sana sorduğum soruları doğru yanıtladığın için gizli kameradasın. Kameraya el salla. Ve ve diğer kameramız da şu an önünden otobüs geçiyor ama diğer kameramıza da el sallarsan. Çok teşekkür ediyorum. Soruları doğru yanıtladığın için Akbaş Kuyumculuk'tan şöyle içini açıp bakalım istersen.